Meşhur Rus yazarlardan biri olan Ivan Sergenyevich Turgenev'in 1862 yılında Rus gazetelerinde yayımladığı Babalar ve Oğullar adlı eseri, dönemin Gogol, Ölü Canlar, Tolstoy, Savaş ve Barış gibi yapıtların yanı sıra kendini önemli yapıtlar arasında yazdırmayı başarmıştı. İki farklı kuşağın tek çatı altında zamanla birlikte değişimlerini yalın bir şekilde toplumsal sınıfların her birine değindirerek ele aldığı bu romanıyla Turgenev, Rusya'nın taşrasından burjuvazisine kadar her kesime değinmeyi büyük bir ustalıkla kalemine işlemiş bu eserinde. Eğer eser içerisinde geçen alıntılara ulaşmak isterseniz açıklama kısmında size o alıntılar için ulaşabileceğiniz kolay linkler bıraktım. Eserin konusu ise şu şekilde. Kirsenov adlı bir karakteri objeyini alıyor. Babasından uzun bir süre üniversite okumak için ayrılmıştır Kirsenov ve yaşadığı yer olan Mirsanova'ya bu üniversitede taşındığı Bazarov adlı karakterle birlikte dönüyor. Evinde ağırladığı bu konuk amcası ve babasına zorlu süreçten geçirtiyor. Düşünce çatışmalarına yol açıyor ev içerisinde ve Kirsenov'u ciddi derecede değişime sokuyor. Ve hatta Kirsenov'u duygularında bile farklı şekilde algılar yaratıyor. Eserin olay örgüsüne böyle bir kabaca değinmek istiyorum. Arkady adındaki bir karakteri objeyini alıyor kitap. Ama ilk eserin böyle nasıl desem 20'li 30'lu sayfalarında başlarında yani biz bu Arkady'in şey düşünüyoruz. Tamamen onun yaşadıklarını dinleyeceğiz ama hayır. Aksine Arkady'in yanında yer alan Bazarov adlı nihilist bir adamın yaşadıklarına tanık oluyoruz an be an. Hatta öyle ki Arkady bir süre sonra Katya adındaki bir kızla tanışıyor. Onunla ilişkiler kurmaya başlıyor ve Bazarov burada devreye giriyor. Yani Bazarov'un bütün duygusal çöküntülerine değiniyor eserde. Turgenev. Arkady Katya ile birlikte ilerlediğinde ilişkilerinde Bazarov'la arası çok açılıyor. Bazarov ise Arkady'in çiftliğine dönüyor, kendi çiftliğine dönüyor. Hoşlandığı kadın olan dul Odinstvo'ya geri gidiyor. Yani sürekli bir gelgitler arasında dolanıp duruyor. Duygusal çöküntüler yaşıyor ve bunlara bir çözüm bulamıyor. Ne de olsa nihilist bir adam. Yani her şeyin olmadığını, varlığının olmadığını ve saçma bulduğunu söylüyor sürekli. Hatta Arkady dostunun çiftliğinde de onun babasının ve amcasının laflarıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyor. O kadar kırıntılar yaşıyor ki Bazarov kendi içerisinde, duygu kırıkları da yaşıyor. Hatta Pavel Petrovich'in kardeşi olan Nikolay Petrovich'in karısına bile yeltenmeye başlıyor ilişki anlamında. Bunu görünce Pavel Petrovich tabii ki rahat durmuyor. Ona bir düello teklif ediyor. Daha sonra zaten Bazarov'un burada kırılma noktalarından biri oluyor. Artık Odinstvo'nun ondan hoşlanmadığını görünce Bazarov kendi çiftine dönüyor ve burada çok şey ihmal ediyor. Anne babasına eskisi kadar ilgi vermiyor, onlardan kaçıyor, odasına kapanıyor. Bir şekilde ölüm döşeğine düşüyor. Orada hiç yaşamaması gereken kötü şeyleri düşünüyor, hatıraları düşünüyor. Tek istediği kadının gelip, Odinstvo'nun gelip yanında durması oluyor. Bazarov bu şekilde kötü duygular, yaşanımlar geçirse de Arkady gayet mutlu oluyor. Hatta Katya ile evleniyor. Babası da Fenice adındaki bir genç bir kadınla evleniyor. İkili bir evlilik töreni gerçekleşiyor. Yani olan Bazarov oluyor kısacası. Bu yönüyle Arkady'yi ana karakter olarak almak ne kadar doğru bilemem ama Turgenev burada Bazarov karakterini işlemiş. Karakterlerin tam isimlerine ulaşmak isterseniz onu da dediğim gibi açıklama linkinde bırakacağım. Web sitemde karakterlerin asıl adları var ve tabii ki olayların nasıl gelişip gittiği var. Ben burada biraz da hani üstünkörü anlatmak istedim. Çok fazla detay var evet olaylar açısından. Böyle bir yoruma gelecek olursam şöyle bir yorum yapabilirim. Turgenev tam bir Rus toplumunu anlatmış. Dostoyevski gibi. Dostoyevski çok okuduğum için biliyorum. Karakterlerin yalnızken ve toplum içindeki hallerini müthiş bir şekilde göstermiş bize. Hatta tiplemelere dahi değinmiş. Mesela Pavel Petrovich tiplemesi, Odinstvo tiplemesi. Bunları müthiş bir şekilde aynı tutmuş resmen. Hatta odanın içine öyle kamerayı koymuş malikanenin içine. Biz de sadece okumuşuz onları. Böyle müthiş bir ayrıntı söz konusu. Daha önce Turgenev'e
Başlamamış olanlar varsa başlayabilirler. Çünkü ben daha önce hiç Turgenev'i okumamıştım. İlk eseri budur Babalar ve Yollar ve çok da bilindik eseridir. Çok güzel, yalın bir eser. Başladığınız gibi hatta bitirebilirsiniz. Yaklaşık 180 sayfa olması lazım. Sonu biraz acıklı, iç buruklatan bir şekilde bitiyor. Ama gerçekten okuduğunuzda değiyor. Rus toplumunun dediğim gibi bütün kesimlerine değinmiş Turgenev. Okudukça onların gözünden bakıyorsunuz neler yaşadıklarını vesaire. Özellikle Bazarov'un ailesi bana çok dokundu. Bazarov'a sonsuz bir sevgi veriyorlar. Fakat Bazarov onlara karşılığını vermediği için mahvoluyorlar. Bu şekilde Turgenev'in Babalar ve Yollar eseri mutlaka okumanız gereken klasiklerden biri. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinde bulabilirsiniz. Ayrıca yanlış anımsamıyorsam Can Yayınları'nda da baskısı vardı. En kısa fırsatta Rus edebiyatını tabii ki çok seviyorsanız başlamanızı öneririm. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.